İlaca zamı eczacı hiçbir zaman istemez. Şunun için ilaca zam gelmesi demek vatandaşlarımızın cebinden daha fazla ilaç farkı çıkması, daha fazla katılım payı çıkması demektir. Bizim açımızdan da karlılık oranımızın düşmesi demektir. Sebebi şu, 2009 yılında yayınlanan bir ilaç fiyat kararnamesi var. Bu ilaç fiyat kararnamesinde 10 liraya kadar olan eee ilaçlardan %25 50 liraya kadar olandan %20 gibi böyle fiyat arttıkça yukarıya doğru düşen yüzde oranlarında eczacıların bir payı vardır. Şimdi ilaç fiyatı artmadan önce yani 2009 yılında bu tür %25 karlılıktaki ilaçların oranı %60'ların üzerindeydi. Bu geçen 13 yıl zarfında bu oran düştü düştü şimdi yeni zamla birlikte aşağı yukarı yüzde 37,4 bir zam geldi. Bu yüzde 37,4 zamdan sonra bu ilaçların sayısı yani yüzde 25 kazandığı ilaçların sayısı azalacak. Yani karlılığı düşecek eczacının. Eczacının biz ilaca zam istemiyoruz. Eczacının karlılığının yükseltilmesini istiyoruz. Ya da ise... İlacı çok satınca, pahalı ilaç satınca eczacı çok para kazanmıyor. Esas eczacıyı koruyacak olan bu ilaç fiyat kararnamesinin yeniden düzenlenmesi gerekir. Şöyle ki eczacıların bu konudaki talebi bu 10 liranın 80 liraya yükseltilmesi şeklinde talebimiz var. Eğer bu yükseltilebilirse şayet bu değerlendirilir yeniden bir ilaç fiyat kararnamesi yayınlanabilirse eczacılar ekonomik açıdan biraz daha e, rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle ki eczanelerde şimdi e, asgari ücret arttı, elektrik fiyatı üç katına çıktı. Efendim yani masraflar o kadar fazla arttı ki eczaneler son üç aydır neredeyse zarar ediyor. Neredeyse zarar ediyor. Ama tabii vatandaşlarımız işin bu kısmını bilmediği için zannediyor ki eczacı işte fiyat farkı alıyor, kendine kalıyor. Muayene ücreti alıyor, kendine kalıyor. Böyle bir yanlış algı var. Bu algıyı aslında bizim düzeltmemiz lazım. Biz yüksek fiyatlı ilacın karşısındayız. Bizim istediğimiz şey bu fiyatlar hani herkes bahsediyor dolar kuruşu, şu, euro kuru bu şeklinde bahsediliyor ama şimdi bu fiyatlar eğer uygun olmasa ilaç sanayi bir tek kutu ilaç vermez. Aslında onları memnun eden bir rakam bu. Yani biz diyoruz ki böyle böyle şimdi insanlar ya, baktığı zaman diyor ki du, gerçekte euro kuru bu, şey kuru bu. Bu devletin hesaplama yöntemi. Yani bugüne mahsus bir yöntem de değil. Yıllardır bu böyle hesaplanıyor. Onun için bizim istediğimiz biz zamma karşıyız. Çünkü zam demek fiyat farkının artması demek. Zam demek e, vatandaşın katılım payının artması demek. Onun için biz vatandaşla karşı karşıya kalıyoruz. Biz vatandaşla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Hatta bize hiç parayla ilişkimiz olmasın. Böyle bir yöntem geliştirilsin. Bizim istediğimiz aslında bu. Ama dediğim gibi şimdi bir de daha büyük bir sorun var. Onu da anlatayım. Şimdi bizim sayfeler dolusu eksik ilacımız var. Bu ilaçlarımızı karşılayamıyoruz. Eczanemize ilaç getirtiremiyoruz. Talep ettiğimiz rakamlardan diyelim ki 50 tane istedik. Adam bize 2 tane gönderiyor. Bu 2 taneyle kaç reçete karşılayacağız biz? Şimdi yapıyorlar ya. Yani ilaç yok diyoruz. Var diyorlar. Veriyorlar 2 tane. 2 taneyi bir eczane. Biz rahat ve huzurlu bir ortamda. Yani bundan 3-4 ay önceki halinde ilacı temin edemezsek nasıl rahat çalışacağız? Vatandaşın karşısında kendimizi nasıl sorumluluğunu yerine getirmiş bir eczacı olarak değerlendireceğiz. Olmuyor. Onun için şimdi ama bakın pazartesi bilemediniz salı günü yerden mantar biter gibi bu ilaçlar bitecek. Piyasada yok denilen ilaç bitecek. Bunlar eczanede değil. Bu ilaçlar eczanede değil. Eczanede ilaç var ama bizim aradığımız ilaçlar yok. Eksiğimiz yok. Bu eksiğimiz ilaçlar pazartesi salı günü yerden mantar biter gibi nasıl bir, bir dakikada çıkacak ortaya ben merak ediyorum. Her sene de böyle oluyor. Onun için Bizim istediğimiz şey şu, bu ilaçların fiyatlandırılmasının yeniden değerlendirilmesi lazım. Böyle bir sene önceden ne zaman geleceğe belli ola ola bu ilaç sıkıntısını yaşayacağız. Biz yıllardır bunu yaşıyoruz, yıllardır hatırlatıyoruz. Lütfen bu konuda yetkililer bir çözüm bulsun. Yani böyle bizim ilacın ne zaman zam geleceğini bilmemize falan gerek yok. Uygun zamanda zamlar yapılsın eğer zam gerekiyorsa. Yani zam bizim işimiz değil, zam sanayi, işi. Eczacı zam istemez. Tekrar ediyorum, eczacı zam istemez. İlaç sanayi ister zamı. Biz yani zam isteyen taraftayız, biz zam istemeyen taraftayız. Bizim istediğimiz sadece eczacının karlılığının günün koşullarına göre uyarlanması.